Ben tekrar canlı yayına geçtim. Herkesten özür dileyerek rahatsız ediyorum, zamanlarınızı alıyorum. Ama önemli bir şeyi açıklamadan geçemeyeceğim. Az evvel iş yerlerimizin kapısına kilit vurduk dedik ama bu sağlık nedeniyle, işlerin düşüklüğü nedeniyle. Ama tabii burada Alman devleti, yaklaşık 25 yıldır buradayım. Hiçbir zaman ruhen Almanya'da olamadım. Bedenen hep buradaydım. Ruhen memleketimdeydim, ülkemdeydim. Ancak şunu itiraf etmek zorundayım ki, adaletin olduğu bir yerde, hukukun olduğu bir yerde hiçbir insan mağdur olmuyor. Hiçbir insan zorluk çekmiyor. Şahsım adına Alman devletine teşekkür ediyorum. Bütün haklarım var ise helal olsun. Çünkü iş yerlerini destekleme projeleri var. İnsanlara evlerinize girin diyor ama körü körüne değil. Sizin arkanızda devlet var diyor. Bugüne kadar vergilerinizi aldık. Tüyü bitmemiş yetimin hakkından vergi aldık. Yanlış park ettiniz, ceza kestik. Kurallara uymadınız, ceza kestik. Bu paralar bizim ceplerimize, hanedanların ceplerine değil, devletin kasasına, zor günlerde millet için harcanmak üzere bir kenara atıldı. Bugün o zor günü bütün dünya yaşıyor. Alman devleti sonuna kadar bütün insanların arkasında, işveren, işsiz, inançlı, inançsız, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, İngiliz, Fransız, hiç fark etmiyor, Almanya sınırları içinde yaşayan herkese Alman devleti kucak açıyor, kol kanat geriyor. İşte sosyal devlet olmanın temel amacı, temel hedefi ve sonucu bu olmalıdır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kilidi vurduk ama en azından kiralarımızı, bir takım sosyal giderlerimizi karşılayacaklar. En azından bizi o konuda rahatlatıyor Alman devleti. Kendilerine müteşekkiriz. Darısı hasretini çektiğimiz ülkemizin başına. Ülkemizin başındaki yöneticilerin vicdanlı konuşmalarına, sorumlu konuşmalarına ve sorumlu hareket etmelerini rica ediyorum. Ve bu mahallede hareket etmeye davet ediyorum. Günlerdir takip ediyoruz basından. Yani sosyal devlet olamamışız. Halkımız, milletimiz fedakardır, cefakardır. Nice sıkıntılar yaşadı, doğrudur. Ancak sosyal devlet olduğunu, devlet ana, devlet baba olma özelliğini göstermesi lazım devletin. Millete evinize girin, bekleyin demek olmaz. Evinize girin, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var denmesi lazım. İşte bu sözü bekliyoruz yetkili ağızlardan. Eğer kaderde var ise baş ağrısı deniyor ya, ecel gelmiş ise cihane, baş ağrısı bahane. Köşe bucak saklanarak hastalıktan kaçınılmaz. Kaptan gemiyi son terk eden insandır. Kaptan gemiyi bırakmaz, dümenin başına geçer. O gemiyi batırmamak üzere hareket eder. Kaptanım diye geçinenlere, kaptanın etrafındaki tayfalara sesleniyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı insana zehirdir, zıkkımdır. Millete sahip çıkalım. Bu devlet sahipsiz değildir. Bu millet sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüklüğünü göstermesi gerekir. Saygılarımı sunuyorum ülkeme. Bütün ülkemin insanlarına sağlık diliyorum. Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah en az hasarlı atlatır memleketimiz. İnşallah bütün insanlık az zararlı atlatır. Haydi devlet, göster kendini.